Merhaba arkadaşlar, Can Matematik kanalımıza hoş geldiniz. Can Matematik kanalı olarak 7. sınıf matematik kazanım kavrama testlerinin çözümlerine başlıyoruz. Bu dersimizde 1. kavrama testini çözeceğiz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızdan da yararlanabilirsiniz. 1. sorumuz, -29'dan büyük, -30'dan küçük tam sayıların toplamı kaçtır? Evet çocuklar, bakın, -29'dan büyük olan -28 artı -27 artı -26 bu şekilde sıfıra yaklaştıkça büyüyen sayılardır. Sıfırın sağında ise artı 1, bakın şuraya sıfır yazalım, toplanacak bunlar. Artı 2 artı 3 bu şekilde 30'dan küçük olan, yani 27, 28, 29 bunların toplamını sormuş bize. Bunları topladığımızda -28 artı 28 ile toplandığında 0 olacaktır. -27 artı 27 ile toplandığında 0 olacaktır. Yine aynı şekilde -26 artı 26 ile toplanıp 0 olacaktır. 1 -1 ile toplanıp 0 olacaktır. Derken çocuklar 2, 3 bu aradaki sayıların hepsi toplamda 0 olacaktır. Sadece geriye 29 kalacaktır. -29'dan büyük, 30'dan küçük tam sayıların toplamı da 29 olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuza geçiyoruz. Evet, ikinci soru 2022 bursluluk sınavında çıkan bir soruya çok benzeyen bir soru. Verilen sayı doğrusu üzerinde modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın, sayı doğrusunun üstünde işlem yapılmış, altında da sonuç gösterilmiş. Yani sayı doğrularında bir tarafında işlem, bir tarafında da sonuç gösteren oklar vardır. Sıfırdan başlar çocuklar sayı doğrusundaki işlem. Bakın sıfırdan 2'ye gitmiş, pardon sıfırdan 3'e gitmiş. Artı 3 yazıyoruz. Artı 3'ten sonra sola doğru 1, 2, 3, 4, 5 sola gitmiş çocuklar. Dolayısıyla eksi 5 artı 3'ün üzerine 5 sola gittiği için eksi 5 ekliyoruz. Ve sonuç aşağıda göstermiş bakın. Sonuç eksi 2'ymiş. Yani bu işlem artı 3 ile eksi 5'in toplamının sonucunun eksi 2 olduğunu gösteren bir işlem. Hangi seçeneğimiz de var? Bakın A seçeneğimiz de var. Cevabımız da A seçeneği olur. Üçüncü sorumuza gelelim. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Çarpma işlemi. A seçeneğine bakalım. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. 6 çarpı 1 de 6'dır. Dolayısıyla sonuç eksi 6 çıkmış, doğrudur. B seçeneğinde eksi 17 bölü eksi 1 demiş. Çocuklar eksinin eksiye bölümü artıdır. 17'nin 1'e bölümü de 17'dir. B seçeneğimiz de doğrudur. C seçeneğimizde eksi 2 ile artı 3'ü çarpmış. Ne çıkacak sonuç? Eksi ile artının çarpımı eksi olacak. 2 kere 3 de 6 olacak. Peki sonucu ne bulmuş? Artı 6 bulmuş. C seçeneğindeki işlem eşitlik yanlış verilmiştir diyoruz. Cevabımız C olur. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki karelerin içine birer tam sayı, çemberlerin içine ise artı ya da eksi sembollerinden biri yazılacaktır. Evet, bu da bursluluk sınavında çıkan sorulardan birine benzer bir soru. Çemberlerin içindeki işlem, o çemberin üstündeki iki karenin içindeki sayılara uygulanıp elde edilen sonuç, o çemberin altındaki kareye yazılarak yukarıdaki şema oluşturuluyor. Verilen şemada A ve C yerine yazılması gereken tam sayılar ve B yerine yazılması gereken işlem hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Evet, bakın. Eksi 4 ile A toplanmış çocuklar ve sonuç eksi 8 çıkmış. Biz bunu şu şekilde yapacağız. A ile eksi 4'ü toplamışız ve eksi 8 çıkmış. Toplama işleminde verilmeyeni nasıl buluyorduk? Toplamdan verilen toplananı çıkararak. Yani eksi 8'den çıkarırsak eksi 4'ü A'yı bulmuş oluruz. Çıkarma işlemini nasıl yapıyorduk? Çıkan sayının işaretini değiştiriyorduk ve eksilen sayıyla topluyorduk. Eksi 4'ü artı 4 yapıyoruz ve topluyoruz. Eksi ile artı toplandığında mutlak değeri büyük olandan, yani eksi 8'in mutlak değeri artı 4'ün mutlak değerinden büyüktür. Küçük olanı çıkarıyorduk. 8'den 4 çıktı 4. Mutlak değeri büyük olanın işaretini sonuca yazıyorduk. Yani A eksi 4 olarak bulunur. Peki, bu
Burada da ne yapmış? Eksi 4, eksi 1 ile bir işlem yapmış ve sonuç artı 4 çıkmış. Şimdi çocuklar burada eksi 4 ile ne yaparsanız eksi 1'i sonuç artı 4 çıkar. Tabii ki çarparsanız artı 4 çıkar. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 4 kere 1 de 4'tür. Dolayısıyla B yerine de çarpı işareti konulmalıdır. En son C'yi bulmak için de eksi 8 ile artı 4'ü çarpmış. Eksi 8 çarpı artı 4 eşittir C. Eksi ile artının çarpımı eksidir. 4 kere 8 32'dir. Sonuç 32 olur. Dolayısıyla C de eksi 32 olur. Peki şimdi bize ne sordu? A kaçtır? A eksi 4'tür. Hangi seçenekte var? B ve D seçeneğinde var. B çarpı işaretidir. Bakın B seçeneğinde artı işaretidir B demiş. B seçeneği gitti. A zaten gitmişti. C de gitti. Denizli'de A eksi 4, B çarpı C de eksi 32 olarak verilmiş. Bizim bulduğumuz sonuçlara uygun. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur. Sıradaki sorumuz, beşinci sorumuz. İşleminin sonucu kaçtır? Evet, bu işlemleri yaparken öncelikle işlem önceliğine dikkat edeceğiz çocuklar. Yani, bakın. Önce, burada bölme var, çarpma var, toplama var. Önce bölmeyi ve çarpmayı yapacağız. Sonra da çıkan sonuçları toplayacağız. Eksi 20'nin artı 4'e bölümü, eksinin artıya bölümü eksidir. 20'nin içerisinde 4, 5 tanedir. Evet, buranın sonucu 5. Çarpma işlemine gelelim. Eksi 1 ile eksi 6 çarpıldığında eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 1 kere 6, 6'dır. Toplayalım bunları. Zıt işaretli sayılar toplanırken mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. Yani 6'dan 5 çıktı. 1'dir. Mutlak değeri büyük olanın işareti sonuca yazılır. Sonuç artı 1 olarak bulunur. Cevabımız da B seçeneği olur. 6. sorumuz. Artı 5 artı üçgen eşittir 0. Sonrasında parantez içerisinde artı 2 artı eksi 7 parantezi kapatmış. Artı bakın kare eşittir 2 artı eksi 7 artı artı 6 demiş. Buna göre üçgen eksi kare kaçtır? Evet. Bakın toplama işleminde bir sayı yani artı 5 buradaki tersiyle toplama işlemine göre tersiyle toplanırsa sonuç 0 çıkar. Yani üçgenimiz eksi 5 olursa o toplama işlemi 0'a eşit olur. Üçgeni bulduk. Peki bakın ikinci işlemimizde de ne uygulamış çocuklar? Artı 2 ile eksi 7'yi parantez içerisinde toplamış. Sonra kareyi eklemiş üstüne. Eşittir demiş. Eşitliğin karşısında da önce eksi 7 ile artı 6'yı toplamış parantez içerisinde. Sonra artı 2 ile toplamış. Parantezin dışında bakın artı 2. Soldaki eşitlikte artı 2, eksi 7 toplananlardan biri artı 2, biri eksi 7. Sağdaki eşitlikte bakın artı 6 var toplanan ama soldaki eşitlikte kare var. Burada da kare 6'ya eşittir. Artı 6 olmalıdır. Peki. Üçgen eksi kareyi sormuş bize. Eksi 5'ten çıkaralım artı 6'yı. Çıkan sayının işaretini değiştiriyoruz çıkarma yaparken ve topluyoruz. Eksi 5 ile. Aynı işaretli sayılar toplandığına göre 5, 6 daha 11'dir. Ortak işaretleri de sonucun önüne yazılır. Sonuç eksi 11 çıkar. Cevabımız da A seçeneği olur. 7. sorumuz. Yukarıdaki eşitliğin doğru olması için karelerin yerine artı, eksi, çarpı, bölü sembollerine hangileri sırasıyla yazılmalıdır? Evet çocuklar burada 3 tane işlem yazılacak bunların aralarını. Seçenekleri deneyerek sonucu bulabiliriz. Ya da deneyerek mantıklı olan işlemleri uygulayarak da sonuca ulaşabiliriz. Bakalım şu şekilde. Sonuç artı 16 çıkacakmış. Evet. Şimdi bakın. Çıkarma işleminde biliyorsunuz buraya bir çıkarma işlemi yazarsam çıkan sayının işareti değişir ve toplanır. Değil mi? Evet. Bunu biliyoruz. Peki. Eksi 6 ile eksi 2'nin çarpımı işime yarar mı? Çocuklar. Evet. Artı 12. Yani diğer sonuçlarda artı 4 olarak çıkarsa 16'ya ulaşabilirim. Burası artı 12 olursa. Deneyelim. Buraya çarpma işaretini yaptık diyelim. Sonra
artı 12 ile artı 12'den eksi 8'i çıkaracak olsam ve bakın toplamaya çevirsem çıkarmayı, çıkan sayının işaretini değiştirip toplasam 20'ye ulaşabilir miyim? Evet. 20 ile de eksi 4'ü toplayıp 16 yapabilir miyim? Evet yaparım. Bakalım ne olacak deneyelim şimdi. Şimdi ilk işlemimiz çarpma oldu. İkinci işlemimize eksi koyacağız, çıkarma işlemi yapacağız ve ne olacak? Eksi eksi 8 olacak. Dolayısıyla çıkan sayının işareti değiştirilip 12 ile 8 toplanacak, 20 olacak. Tamam, şimdiye kadar 20 çok güzel. Şimdi bu eksi 4 ile 20'yi topladığımda ne olur? Artı eksi 4 yaparsam büyükten küçük çıkarılır. Mutlak değeri büyük olandan mutlak değeri küçük olan çıkarılır. 20'den 4 çıktı 16 olur. Mutlak değeri büyük olan artı 20 olduğu için de sonucun işareti de artı olur. Bakın gördüğünüz gibi 16'ya ulaşmış oldum. Hangi şeyleri kullandık? Çarpma kullandık. Çıkarma kullandık. Toplama kullandık. Eğer çocuklar ulaşamasaydım başka bir formül deneyecektim. Bu şekilde ulaşabildim. Seçenekleri de var mı? Çarpı artı eksi var. Burada B seçeneğinde gördüğünüz gibi çarpı eksi artı var. Dediğim gibi seçenekleri deneyerek de bulabilirsiniz. 8. sorumuz. İşleminin sonucu kaçtır? Bakın burada açık bir şekilde yazayım. Mutlak değer eksi 11 eksi eksi 7 mutlak değeri kapatmış eksi 10 bölü eksi 2 yazıp mutlak değer yapmış. Çocuklar önce mutlak değerlerin içindeki sonuçlar bulunmalıdır. Bakın burada iki tane mutlak değerimiz var. Bunların sonuçlarını bulduktan sonra en son çıkarmayı yapacağım. Evet eksi 11 eksi eksi 7'yi yaparken işlemini yaparken çıkan sayının işaretini değiştirip topluyorduk. Eksi 11 ile artı 7 toplanırsa 11'den 7 çıkar 4. 11'in mutlak değeri büyük olduğu için artı 7'den eksi 4 olarak bulunur. Sonucun işareti mutlak değeri büyük olan sayının işareti olur. Yani bu arada eksi 4 tamam. Mutlak değer içerisinde eksi 4. Yani birinci işlemimiz mutlak değer içerisinde eksi 4 çıktı. Eksi, şimdi ikinci mutlak değerimizin değerini bulalım. 10'u artı 10'u eksi 2'ye böleceğiz. Artının eksiye bölümü eksidir. 10'un 2'ye bölümü de 5'tir. Yani sonuç eksi 5 çıkar ama mutlak değer içerisinde. Çocuklar mutlak değer içerisindeki eksi 4'ün değeri 4'tür. Mutlak değer eksi 5'in değeri de 5'tir. Yani şudur. Mutlak değer eksi 4'ün sayı doğrusunda eksi 4'ü düşünün. 0'a olan uzaklığı kaç birimdir? 4 birimdir. Dolayısıyla eksi 4'ün mutlak değer içindeki karşılığı artı 4'tür. Eksi 5'in de karşılığı artı 5'tir. Mutlak değer sayının işaretini alır. Artı yapar. Peki 4'ten 5'i çıkaralım. Çıkan sayımız artı 5. İşaretini değiştirip topluyoruz. 4 ile eksi 5 toplanırsa sonuç eksi 1 olur. Büyükten küçük çıkar 1. Mutlak değeri büyük olan işareti yazılır. Sonuca eksi 1. Cevabımız da D seçeneği olur. 9. sorumuz. Mutlak değer üçgen eşittir 5b. Kare, mutlak değer kare eşittir 3 olduğuna göre üçgen eksi karenin en küçük değeri kaçtır? Şimdi çocuklar mutlak değer üçgen eşittir 5 ise ben bu mutlak değerin içindeki üçgen yerine artı 5 de yazabilirim. 5'tir artı 5'in 0'a olan uzaklığı. Eksi 5 de yazabilirim. Eksi 5'in de 0'a uzak olan uzaklığı 5'tir. Yani üçgen yerine ben hem artı 5 hem de eksi 5 yazabilirim. Sonuç 5'e eşit olur. Yine mutlak değer içerisindeki kare eşittir 3 demiş. Şimdi çocuklar artı 3'ün de mutlak değeri 3'tür. Eksi 3'ün de mutlak değeri 3'tür. Yani ben kare yerine eksi 3 de artı 3 de yazsam eksi 3 de yazsam 3'e eşit olur. Peki bize ne sormuş? Üçgen eksi karenin en küçük değeri demiş. Şimdi bakın artı 5'ten üçgeni artı 5 aldık. Kareyi de eksi 3 aldık.
Artı 5'ten çıkaralım eksi 3'ü. Nasıl çıkarırız? Çıkan sayının işaretini eşit topla. Aradaki fark kaç olur? 8 olur. Çıkardık. Bakın artı 5'ten eksi 3'ü çıkardık. 8 çıktı. Ama bu farkın en küçük değerini soruyor bize. Bunun en küçük değerini bulabilmek için çocuklar eksi 5'ten çıkarırsam artı 3'ü, yani üçgen yerine eksi 5, kare yerine artı 3 alırsam, bakın nasıl en küçük değer bulunur. Çıkan sayının işaretini değiştir. Artı 3'ü eksi 3 yap ve topla. Neyle? Eksi 5 ile. Eksi 5 ile eksi 3 toplanırsa 8, yani eksi 8. İşaretleri aynı olan sayılar üst üste eklenir ve ortak işaretleri sonuca yazılırdı. Eksi 8. İşte bunların toplamlarından oluşabilecek, pardon, bunların farkının oluşabileceği en küçük sayı eksi 8'dir. Cevabımız da A seçeneği olur. 10. sorumuza bakalım. Evet, işlemler vermiş. Yukarıdaki eşitliklere göre A çarpı B kaçtır? Evet, A'yı bulalım hemen. Çocuklar eksi 1'in parantez içerisinde bakın eksi 1, 6. kuvveti. 6. kuvvetimiz çift olduğu için eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1'dir. Artı eksi 2'nin karesi. Eksi 2'nin ikinci kuvveti çift. Üstümüz çift olduğu için bu eksi ne olur? Artı olur. 2'nin karesi de 4 olur. Sonuç 1 artı 4'ten 5'tir. Yani A'yı 5 olarak bulduk. Artı 5. B'yi bulalım. Eksi 3'ün birinci kuvveti eksi 3'ün kendisidir. Her sayının birinci kuvveti kendisidir. Eksi 1'in yedinci kuvveti ise üstümüz tek olduğu için eksi 1'dir. Eksi 1. Eksi 3 ile eksi 1'in toplamıdır. B. Eksi 3 ile eksi 1 toplandığında eksi 4 olur. B'yi de bulduk. Bize A çarpı B'yi sormuş. Eksi 4, pardon, A'yı 5 bulmuştuk. Artı 5. Artı 5 çarpı eksi 4 eşittir. Eksi 20 olur. Cevabımız da C seçeneğidir. 11. sorumuz. Eksi 2'nin küpü küçüktür. M harfinden. O da küçüktür. Eksi 1'in 4. kuvvetinde. M olduğuna göre M yerine yazılabilecek kaç tane tam sayı vardır demiş. Öncelikle üstlü sayılarımızın değerlerini bir bulalım. Eksi 2'nin küpü eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2'dir. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 kere 2 4'tür. Artı 4 ile eksi 2'yi çarparsanız eksi ile artının çarpımı eksi 2 kere 4 de 8'dir. Yani eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Eksi 8'den büyük olacakmış m. Eksi 1'in 4. kuvveti de üstümüz çift olduğu için artı 1'dir. Artı 1'den de küçük olacakmış. Yazıyorum şimdi. Eksi 8'den büyük olacak m. Buraya gelen sayılar. Artı 1'den de küçük olacak. Peki hangi sayıları yazabiliriz? Sayı doğrusunu gözünüzün önüne getirin. Eksi 8'den büyük olan eksi 7 var. Biliyorsunuz negatif sayılar sıfıra yaklaştıkça büyürler. Eksi 6 var, eksi 5 var, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Küçüktür 1'den 0'a kadar gelebiliriz. Daha da gidemeyiz. Kaç tane tam sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tam sayı var. Cevabımız da B seçeneği olur. 12. sorumuz. Parantezlerin içerisinde, köşeli parantezlerin içerisinde işlemler vermiş. Aralarına da bölme işareti koymuş bakın çocuklar. Ne yapacağız? Öncelikle parantezlerin içini bulacağız. Eksi 2'nin 0. kuvveti. Burada 0. Eksiyi ilgilendirmez çocuklar. Parantezin dışında falan değil. Parantez yok. Sadece 2'nin 0. kuvvetidir. Dolayısıyla eksi 2'nin 0. kuvveti de 1'dir. Eksi 1 olur. Eksi. Şimdi eksi 3'ün karesi. Bakın üstümüz çift olduğu için eksi 3. Eksi 3 ile çarpıldığında artı 9 olur. Evet. Bölü. Gelelim ikinci parantezimizin içerisine. Büyükler eksi 2'nin şuraya yazalım. Eksi diyelim. Artı 9. Parantezi kapatalım. Bölü. Bakın. Eksi 2'nin ikinci kuvveti sonra parantez var. Yani buradaki ikinci kuvvet 2'nin ikinci kuvveti. Eksiyi ilgilendirmez. Çünkü parantezin dışında değil. Dolayısıyla sonuç eksi 2'nin karesi de 4'tür. Eksi 4 olur. Bunun sonucu. Eksi 5'in 0. kuvveti. Eksi 5'in
Parantez dışında sıfırıncı kuvveti de 1'dir. Artı 1 olur. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Evet, parantezimi kapatıyoruz. Birinci parantezimizin sonucu. Çıkarma yapacağız. Çıkan sayının işaretini değiştireceğiz. Artı 9'u eksi 9 yazıp toplayacağız. Eksi 1 ile. Eksi, eksi ile toplanıyor. Üst üste eklenir. Eksi 1, eksi 9 daha eksi 10 olur. Bölü. İkinci parantezimizin sonucu. Çıkan sayının işaretini değiştirelim. Artı 1'i eksi 1 yapalım. Toplayalım. Eksi 4 ile eksi 1'in toplamı eksi 5 olur. Şimdi bölebiliriz artık. Eksinin eksiye bölümü artıdır. Onun 5'e bölümü de 2'dir. Sonuç artı 2 olarak bulunur. Evet. Birinci testimizin sorularının çözümleri bunlardı. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızdan da yararlanın. Sonraki testlerin çözümleri ileriki günlerde kanalımıza yayınlanacak çocuklar. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.